Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. En kısa süreyle hazırlayabileceğiniz 5 çayınız için 5 ayrı tarif hazırladım. Mutlaka her birini denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ilk önce saray sarması tarifiyle başlıyorum. Mutlaka deneyin. Hemen derince bir tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı dolu dolu kakaoyu içerisine alıp güzelce karıştırıyorum. Üzerine 1 litre sütü ilave edip çırpıyorum. Ocağa götüreceğim. Ocakta karıştırarak pişiriyorum. O orada pişerken ben hemen 2 su bardağı kadar Hindistan cevizini tepsinin üzerine yayıp dolaba kaldırıyorum. Muhallebimi güzelce pişirdim. Şimdi içerisine 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 paket de vanilya ilave edip 3 dakika boyunca çırpıyorum. Saray sarması tarifimde tek olarak kanalımda var. Bağlantısını yukarıya ekleyeceğim. Bakabilirsiniz. Çırptıktan sonra üzerine doğru Hindistan cevizini muhallebiyi döküyorum. Sakın birden ortaya değil, bütün her tarafına yayılacaktır. Hindistan cevizi de dağılır yavaş yavaş üstüne doğru. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Dolapta tamamen üzeri kabuk tutup soğuyana kadar dolapta bekletiyorum. Hemen o esnada 1 paket krem şantili 1 su bardağı sütü çırpıp kıvamı aldırıyorum. Dolapta beklettiğim muhallebin üzerine aynen bu şekilde spatula ile bırakıp güzelce yayıyorum. Üzerine doğru arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi muhallebiyi de aynı şekilde krem şantili üzerine yavaş yavaş yayarak. Krem şantiyi de sürdükten sonra ben tekrar dolaba kaldırdım. 2 saat kadar dinlendirdim. Dinlendirdiğim saray sarmasını dilimlere ayırıp güzelce sarıyorum. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Muhakkak deneyin. Böyle yumuşacık, çok da hafif. Ne kadar yediğinizi anlamayacaksınız. Gördüğünüz gibi hafif uçtan başlayıp hafif hafif sarıyorum. Bu esnada eldiven kullanmamın sebebi arkadaşlar, elimde yara olduğu için bu menüyü çekerken eldiven kullanmak zorunda kaldım tek elime. Bu şekilde sarıp servis tabağına alıyorum. Saray sarmamı da hazırladım. Şöyle sizlere ufak bir kıvamını gösterip hemen ikinci tarifime geçiyorum. İkinci tarifimde ıspanaklı kolay börek arkadaşlar. Çok kolay oluyor. Hemen böyle 2 dakikada hazırlayabilirsiniz. Benim buzlukta ıspanağım vardı. Suyunu süzdüm güzelce. İçerisine bir tutam beyaz peynir, bir tane soğanı rendeledim. Yarım çay bardağının az sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ilave edip karıştırdım. Sosu için yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı suyu, bir adet yumurtanın sarısı üzeri için akını da içerisine ilave edip bir çay bardağı sıvı yağını katıyorum ve karıştırıyorum. Sosum bu kadar kolay ve hazır. Bunun tarifi de ayrıntılı var. Onu da hemen yukarıya ekleyeceğim. Bir adet yufkayı serip sosunu bir miktarını döküp fırçayla sürüyorum. Hemen ikinci yufkamı da üzerine serip tekrar sos sürüyorum. Bir ucundan hafif şöyle her bir köşesini ortada buluşturuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla katlamadan kenar kısımlarını katlayıp uç kısmı, her iki uç kısma da hazırladığım ıspanaklı harçtan bırakıyorum. Hafif sıkarak ortaya kadar sarıyorum. Diğer uç kısımdan da aynı şekilde hafif sıka sıka sarıp ortada buluşturuyorum. Orta kısımdan kesip şeklini verip kesmeye başlıyorum arkadaşlar.
Şekilli olarak kesiyorum. İnanın çok güzel oluyor. Hem şekli güzel hem de tadı çok güzel. Bıçakla üçgen şeklini veriyorum gördüğünüz şekilde kesiyorum. Bıçağınız bu esnada keskin olsun yoksa kesmekte zorlanırsınız arkadaşlar. Bu böreği ıspanaklı yerine kıymalı, patatesli, peynirli istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Hatta soğanlı bile çok güzel oluyor. Böreklerin hepsini kestikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Üzerine bir adet ayırdığım yumurta sarısını çırpıyorum güzelce ve üzerine doğru sürüyorum. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar güzelce pişiriyorum. Ben birazcık da susam serptim. İsterseniz çörek otu da katabilirsiniz. Şöyle hızlıca kısacık size gösterip hemen üçüncü tarifime geçiyorum. Üçüncü tarifimde patates salatası. Ben 3 tane orta boy patatesi ortadan kesip yıkadım. Güzelce düdüklü tencerede haşladım. Arzu ettiğiniz gibi tencerede de haşlayabilirsiniz. Haşladığım patatesleri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu salatamın tarifi tek olarak kanalımda yok arkadaşlar. Ama daha sonrasında böyle birkaç çeşit salatayı bir araya getirip sizlere güzel bir tarif hazırlamak istiyorum. Yarım kilo kadar yoğurdu, süzme yoğurdu arkadaşlar. Kabımın içine alıp şöyle 2 çorba kaşığı kadar mayonez, 1 yemek kaşığı kadar da hardal ilave edip çırpıyorum. Bir adet de sarımsağı rendeliyorum. Sarımsağı da rendeledikten sonra içerisine ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Yoğurdu süzme yoksa normal evdeki yoğurdu tülbentin içerisine koyun arkadaşlar, tepsili tülbenti süzgece koyun süzülsün. Yarım su bardağı kadar mısır, bir adet kuru soğanı ince ince doğrayıp ovaladım birazcık. Bir 6-7 tane kadar da minik turşulardan küçük küçük doğrayıp içerisine kattım. Soğan kokar falan diye düşünmeyin ama aynı gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Çok güzel bir lezzet katıyor. Bir miktar da tuzun ilave edip karıştırıyorum. Soğan çok lezzet katıyor. Ben de ilk yaparken soğan biraz kokar falan diye düşündüm ama inanın öyle değil. Hepsi birleşince çok lezzetli oluyor. Ama sevmiyorsanız da katmayabilirsiniz tabii ki. Şöyle bir karıştırıp servis tabağına alıyorum. Bu lezzetli salatamın da sonuna geliyorum. Hemen dördüncü tarifime geçiyorum. Dördüncü tarifimde kolay mayasız poğaça. Hatta bu esnada elimi gösteriyorum arkadaşlar, yara bandını. Eldiven takmak zorunda olduğumu. Evimizdeki klasik 200 milimlik bardakla yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 2 çorba kaşığı dolu dolu yoğurt, yarım su bardağı oda ısısında su, bir adet yumurtanın akı sarısını üzerine ilave ediyorum. 2 çorba kaşığını böyle dolu dolu yumuşamış tereyağı ilave ediyorum ve çırpıyorum. İnanın çok güzel, çok da lezzetli oluyor. Mayasız, çok da kolay bir poğaça. Bunun tarifi de tek olarak kanalımda var arkadaşlar. Hepsinin bağlantısını yukarıya ekleyeceğim. Tek yapmak isterseniz de ilave edebilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ilave edip bir tat kaşığından az tuz, iki paket özür dilerim kabartma tozunu ilave edip ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde ediyorum. Ortalama 4-5 bardak kadar un gidiyor arkadaşlar. Sizler de lütfen yavaş yavaş ekleyin. Hamurumu toparlayıp hemen şeklini veriyorum. Böyle yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Sakın sert yapmayın. Sert yaparsanız poğaçalarınız da sert olur. Hiç bekletmenize gerek yok. Hemen yumurta büyüklüğünde bezeleri alıp orta kısmına ben kaşar ilave ettim. Beyaz peynir ya da sade de bırakabilirsiniz. Orta kısımda toplayıp sıkıca kapatıyorum ki peynirler taşmasın. Yuvarlayıp kenara alıyorum. Şu menüyü komple en fazla 2 saatte hazırlarsınız arkadaşlar. 1,5-2 saatte. Hatta 1 saatte bile hazırlama şansınız var. Hepsini bir elden yapmaya başlarsanız. Hazırladıklarımı yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriyorum. Bu esnada fırınımı da 180 dereceye açtım.
Isınmış fırına koyun lütfen. Ayırdığım bir adet yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar sütü katıp çırpıp üzerine sürüyorum. Hem kolay hem lezzetli bu poğaçanın da sonuna geliyorum arkadaşlar. Ben birazcık çatallı şekilde verdim. Ama sonunu göstermemişim. O esnada masayla falan uğraşırken. Ama masada göreceksiniz zaten son halini. Sonuncu tarifimde en kolayından ıslak kek yapacağız. Birinci bir kabı önüme alıp 3 adet yumurtayı, 1 su bardağı toz şekeri, 1 pakette vanilya, 1 çay bardağı sudan şöyle 1 tatlı kaşığı kadar hafif ilave edip 3 dakika boyunca çırpıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 1 çay bardağı oda ısısında su. Bunları da şöyle kısa bir çırpıyorum. 2,5 su bardağı unu eleğin içerisine alıp 1 paket kabartma tozu, 3 çorba kaşığı da kakaoyu ilave edip eliyorum. Muhakkak bu esnada elemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eleyip çırptıktan sonra kekim hazır gördüğünüz gibi. Hemen borcamımı hafif tereyağıyla şöyle bir yağlıyorum. Yapışmaması için alırken zorlar yoksa sizi. Bunu da 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında bir 15-20 dakika pişiriyorum. Çok fazla ısıyla sürmüyor arkadaşlar. Isınmış fırına koyarsanız en fazla 20 dakikada pişiyor. Mutlaka şöyle masanızın üzerine bir kere kekinizi vurun ki daha düz bir şekilde pişmesi için. Hemen üzerine dökeceğim çikolata sosunu hazırlıyorum. 2 su bardağı süt, hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz bu esnada. Yarım çay bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ. 2 çorba kaşığı dolusu kakaoyu da ilave edip ocağa götürüyorum. Bir taşım kaynatıp getiriyorum. Bu esnada şekeri tam unutmuştum. Yarım su bardağı kadar da toz şekeri ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bir taşım şöyle kaynattım. Hemen aldım. Çok fazla pişirmeyin. Keki de fırından çıkarttım. Yumuşacık pişmiş. Fırından çıkartın. Şöyle bir 5 dakika bekletin. İki sıcaklığı çıksın. Ondan sonra dilimleyip 5 dakika beklettiğiniz sosu üzerine dökün. Sakın çok soğutmayın, çok çekmeyecektir. Dilimleyip kesmeye de özen gösterin lütfen. Bütün sosu üzerine döküyorum. Çok güzel bir şekilde çekiyor. Kekiniz güzel piştiyse sosu da gayet güzel çekecektir. Şimdi göreceksiniz zaten sosu nasıl güzel çekiyor. Hiç sos yok gibi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen sosunu çekti. Ben şöyle bıçakla hafif kenarından kaldırdım daha rahat çekmesi için. 2-3 saat dolapta dinlendirip üzerine Hindistan cevizini döküp servis tabağına aldım. Bunu da kısacık şöyle gösterip hızlıca geçiyorum. Artık 5 tane tarifimi de gördüğünüz gibi hızlıca hazırladım. Hemen masamın hazırlığına geçiyorum. Güzel bir masa örtüsünü serdim. Yani gelen misafirlerim aileden de arkadaşlar. Öyle çok yabancı değildi. Normal sıradan bir masa hazırladım. Çok fazlasıyla özenmedim doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü hem çekim yapıp hem masa hazırlamak oldukça uzun sürüyor. Hemen hemen 2-3 saatlik bir çekimi size 15 dakikaya düşürmeye çalışıyorum. Tüm hazırlıklarımı masaya getirip videomu bitiriyorum. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.